Feride'nin burada işi olmaz artık. Zühre anne, gözlerimle gördüm diyorum. Evden çıktı, Cüneyt de evdeydi. Cüneyt'e sormadın mı? Hayır. Çünkü korktum. Ya hala Feride varsa aklında? Ya beni terk ederse? Sen bir sakin ol bakalım. O iş öyle kolay değil. Yok. Ben biliyorum. O kız Cüneyt'in peşinde hala. Yok yok. Cüneyt aynı oyuna bir daha gelmez. Endişelenme sen. O zaman niye gizliyor benden? Canım, üzülmeni istememiştir. Yok. Ben eminim. Cüneyt'in Feride'ye zaafı var. Feride kopartacak Cüneyt'i benden. Yok yok. O kadar kolay değil bu işler. Sen hiç merak etme. Ben her şeyi hallederim. Kızım benim canım. Hiç üzülme sen. Oğlum. Çıkmamışsın hala. Sen bu saate kalmazsın. Hayırdır, bir şey mi oldu? Yok, bir şey yok. Acelem yoktu. Ben de bunu arıyordum. Nazire ablanın gitmesi iyi olmadı. Babamla konuşacağım. Olmaz böyle bir şey. Aman, ben konuştum. İşe yarayacağını sanmam. Hala sinirli. Bir de şimdi şu Berat meselesi falan çıktı ya. Çözülür o mesele, merak etme. Ben ona inanıyorum. Berat asla öyle bir şey yapmaz. Şey, Cüneyt. Dün komşular görmüşler de onlar söylediler. Feride buraya mı geldi? Hayır annem. Yanlış gördüler o zaman. Anne, komşularını söyle. Üstlerine vazife olmayan şeyler karışmasınlar. Doğru söylüyorsun. Sizin şu düğün işi ne oldu? Bu kadar sıkıntının arasında düğünü düşünemem. Acelem yok benim. Ne bileyim oğlum, yani Eylül'de bekliyor. Sen de bu işi bu kadar uzattıkça benim de aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Ne gibi şeyler geliyor? Diyorum ki sen hala Feride'yi unutamadın mı acaba? Anne! Feride meselesi kapandı benim için. Tamam mı? Bir daha bu konuyu açma. Şimdi izin verirsen hazırlanmam lazım. Tamam oğlum. Kızma. Zühre, bu akşam yemeğe misafirlerimiz var. Hazırlıklı olun. Kim? Bizim iş yapacağımız şirketin genel müdürü. Çok önemli misafir. İyi de Nazire yok, ben ne yapacağım tek başıma? Ne, ben şirketten birini ayarladım. Yıldız da gelir, halledersiniz. Ama... Ya ben istemem Nazire'den başkasını. Söyle gelmesinler, biz hallederiz. Üff, aman. Nereden çıktı şimdi bu adamlar? Aman işte Nazire de yok. Akşama misafir çağırmış. İki ayağım bir pabuçta. Liste çıkardım. Sen gel beni al, birlikte alışverişe gidelim en iyisi. Tamam kızım, hadi görüşürüz. Hadi. Cüneyt'le konuştunuz mu? Konuştum. İnkar ediyor değil mi Feride ile görüştüğünü? Çünkü üzülmemizi istemiyor. Ben düğün meselesini konuştum Cüneyt'le. Şu ortalık biraz toparlansın, ondan sonra yapalım diyor. Nasıl gidiyor hazırlıklar? İyi. Ya Zühre, bu akşamki yemek bizim için çok önemli. Misafirimizin babasıyla da daha önce iş yapmıştık. Bizim için çok önemli bir kapı. Ne kapısı bu? Cüneyt, akşama misafirimiz var. Burada olun. Kim geliyor? Ya detaylar akşama. Siz burada olun yeter. Baba, umarım hoşuma gitmeyecek bir şey değildir. Allah Allah. Ya şirket için iyi olan bir şey senin için kötü olmaz umarım. Umarım. Hadi Eylül, çıkalım. Ben cilt bakımına gideceğim. Sen geç, ben sonra gelirim şirkete. Tamam. Görüşürüz. Kalbur bastı yapsana. Oldu.
Onu da satın alalım istersen Osman. Zaten iki ayağımı bir pabuca soktun. Gerizekalısın Tunç. Hala kilidi değiştirmemişsin. Tal ya. Kilidi değiştirmemiş, şifreyi değiştirmiş. Vallahi bir kahve içmeden bırakma. Tamam tamam halloldu. Kusura bakmayın. Yanlışlık olmuş. Feride'nin bu değil mi? Gizli sevgilin Feride. Değil mi? Ne saçmalıyorsun sen be? Dün Feride Kozanlara geldi. Cüneyt'le konuştular. Onu sen yönlendiriyorsun. Benden intikam almaya çalışıyorsun. Aptal aptal konuşma. Niye böyle bir şey yapayım ki? Hem Feride bana güvenir mi sanıyorsun? Denize düşen yılana sarılır. Kandırmışsındır bir şekilde onu da. Hırsından her şeyi yaparsın sen. O kızı bulup tekrar Cüneyt'in koynuna sokmak amacın değil mi? Ama o olmayacak. Cüneyt'le ben evleneceğim. Feride'den köpek gibi korkuyorum demiyorsun da. O yanaşmadan mı korkacağım be? Peki o zaman neden bu panik? Ama sen de haklısın tatlım. Feride ile Cüneyt tekrar görüşmeye başladıklarına göre... Cüneyt'i o küçük beslemeye kaptırman an meselesi. Mutlu musun Eylül? Ortaklığımızı bir kenara attın. İlk tümsekte yerle yeksan oldun. Bütün emeklerimiz boşa gitti. Mutlu musun? Sen bu işin neresindesin bilmiyorum. Ama ben Cüneyt'le evleneceğim. Sen de benim şahidim olacaksın. Eylül. Niye yeni uğramadın? Meşgulsün diye. Sana ayıracak zamanım var herhalde. Belki de yoktur. Ne demek oluyor şimdi bu? Cüneyt. Dün Feride'yi gördüm. Evden çıkıyordu. Niye bana söylemedin? Anlaşıldı. Benim halletmem gereken işler var. Soruma cevap ver. Ne demek oluyor bu? Nişanlın olarak hayatında olup bitenleri bilmeye hakkım yok mu? Evet, eve geldim. Ama senin düşündüğün şeyler olmadı.
geldi, konuştu ve sonra defolup gitti. Madem o kadar önemsizdi, bana niye anlatmadın? İşte bu yüzden. Senin saçma sapan takıntıların yüzünden. İş yapacağımız bir adamın asistanı oldum. Ben işi reddettim. Onu konuşmaya gelmiş. Oldu mu? Ama... Annemle sen konuştun değil mi? O yüzden sabah benim ağzımı aramaya geldi. Cüneyt, ben... Eylül. Bak. Senin bu kıskanç halinden, güvensiz tavrından sıkıldım artık. Tamam mı? Ben seninle evlenmeyi düşünüyorum. Sen hala ne düşünüyorsun? Önce Osman Kozan neredeyse ruhunu teslim edecekti. Efendim. Selam. Nasıl gidiyor? Gayet iyi. Osman Kozan ve tebaası kaçtılar. Sanırım içeride tartışıyorlar. Güzel. Gelişmelerden haberdar edin beni. Tamam. Nasıl? Baba, gönderelim gitsinler. Kolay da öyle. Ben o adamla trilyonluk anlaşmaya imza attım. Ne? Cüneyt'in işi neden reddettiği şimdi anlaşıldı. Ne yapacağız peki? Çağırın onu bana gelsin. Dediğimi yapın. Tamam, ben hallederim. Feride Hanım. Kusura bakmayın ama bugün yardımcımız aksi gibi izinli. Acaba bana mutfakta yardım edebilir miydiniz? Tabii ki. Ne yapıyorsun Nizam abla? Yürü. Yazıklar olsun sana. Sanırsını. Sen o küçücük beyninle bizi oyuna mı getirdiğini sanıyorsun Yosma? Yeter! Hakaretlerinizden bıktım. Benimle doğru konuşun. Ben Ateş Bey'in asistanıyım. O yüzden buradayım. Buradan kovulunca zengin bir herifin koynuna girip karşımıza çıktın. Sen busun işte. Bu kadar basit, aşağılık. İftiralarınızı dinleyemem. Dinleyeceğiz. Çünkü her bir kelimesi gerçek. Şimdi pılını pırtını toplayıp derhal evinden gideceksin. Ateş Bey'e de işi bıraktığını söyleyeceksin. Derhal! Asla! Ateş Bey bana güveniyor. İşimi bırakmayacağım. Ben o güveni yerle bir etmesini çok iyi bilirim. İstediğinizi söyleyin. Ateş Bey sizin gibi değil. O bana inanır. Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Feride Hanım nerede acaba? Lavaboyu kullanmak istedi. Osman Bey de bir türlü inemedi. Uygunsuz bir zamanda mı geldim? Yani bir sıkıntı falan yok değil mi? Yok. Gelir birazdan. Pardon. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neyin var senin? Hiç sorma. Feride burada. Nasıl yani? Misafir de var. Sonra anlatırım. Gel. Oh, Ferman Bey. Hoş geldiniz Ateş Bey. Hoş bulduk.
Erda Hanım, siz iyi misiniz? İyiyim. Cüneyt Feride yüzünden reddetti bu anlaşmayı baba. Sen nasıl imzalarsın? Bana bir şey anlatan mı var? Feride olayını bilmiyordum ki. Anlaşmayı feshedeceğiz. Başka yolu yok. Al 5 paralık da bundan. Karın da aynı fikri verdi. Ya oğlum nasıl ödeyeceğiz o kadar parayı? Varımız yoğumuz gider. Baba. Ne yapacaksan yap artık. Adam sürekli seni sorup duruyor. Ne diyeceğimizi şaşırdık. Feride de böyle bir havalarda oturuyor, sinir oldu. Ah, ben onun havasını almayı bilirdim ama. Hadi gelin içeri artık. Cüneytler geldi. Ne yapacağız? Ah. Merhaba Cüneyt Bey. Hoş geldiniz Ateş Bey. Hoş bulduk. Sizinle tekrar karşılaştığımıza sevindim. Hoş geldin Cüneyt. Hoş geldin Cüneyt. Buyurun. Siz geri çevirdiniz ama biz Osman Bey'le anlaşmayı imzaladık. Yani yine beraberiz. Kızın ne işi var burada ya? Nasıl olur? Kızım bir sakin ol. Dik dur şunun yanında. Evet yapma böyle. Kendini önemli bir şey zannedecek. Ya Osman baba nasıl imza atar onlarla? Canım her şeyin sonu değil ki. İmza attıysa bile geri dönüşü yok mu? İptal ederler olur biter. Tabii ya. Cüneyt izin vermez. Önceden reddetmiş zaten. Sıkma canını. Ne diyorsunuz Cüneyt Bey? Sanki siz pek sevinmediniz bu işi. Cüneyt oğlum ben bilmiyordum. İşle ilgili fikirlerimi biliyorsunuz Ateş Bey. Siz de hiç pes etmediniz. Babam da bana danışmadan kabul etmiş zaten. İyi ki de etmiş. Ben o gün sizden sonra çok düşündüm. Ufak tefek bir rüzgar yüzünden bu işi kabul etmemek aptallık olur. Sizinle çalışmak şirketimiz için çok yararlı olacak. Mira otellerini birlikte çok iyi yerlere getireceğiz. İşte duymak istediğim şey buydu. Kozanlarla çalışmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. O halde hayırlı olsun. Hayırlı olsun öyleyse. Ne oluyor ya? Aramıza hoş geldiniz. Feride Hanım.